Efendim Meltem TV ekranlarında Kadın Gözü programıyla ben Gülçin Coşkan sizlerle beraberim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bağımsız Türkiye Partisi Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu'yla Türkiye ve Dünya gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz Seçil Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Bildiğim kadarıyla bir yurt dışı seyahatiniz oldu geçen haftalarda. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Nasıl geçti? Yurt dışı izlenimleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Böylece 2024'de de bu programla merhaba demiş olduk sanırım. Evet, 2023'ün son günlerinde bir yurt dışı seyahatim oldu. İtalya ile başladık. İtalya'nın Milano şehrine gittik önce. Tabii kısa kısa, böyle uzun uzun diye gezecek kadar vaktim olmadı. Milano'nun şeyini gördük. İşte merkez meydanını gördük. Ondan sonra büyük bir tabii şey, onlar için Noel Bayramı zamanı hazırlıkları, işte kalabalıklar. Ondan sonra insanlar orada çok kalabalıktı, yani en çok dikkatimi çeken şeylerden biri. Normal meydanı meydandaydık. Pizza yedik. Afiyet olsun. Ondan sonraki zamanda işte zaten çok kısa bir zaman sonra Frankfurt'a uçtuk ama Frankfurt'un merkezini görmedim. Bunları anlatıyorum, oradan bir yere gideceğim o yüzden. O yüzden Frankfurt'la ilgili çok bir bilgim olduğu söylemez ama küçücük bir havalimanına uçtuk. İlginçtir. Milano şehrinden Frankfurt'a uçtuğumuz havalimanı böyle hani yürüyerek uçaktan çıkıp şeye bindik, arabamıza gittik. Öyle bir havalimanıydı. İki tane havalimanı varmış. Birisi herhalde uluslararası bir havalimanı, birisi de böyle küçük iç hatların inip çıktığı bir havalimanıymış. Sonrasında Mannheim'a gittik ilk olarak. Mannheim'da da benim aslında toplantılarım vardı ama aradaki küçük vakitlerde şehrin böyle şeyini görmek istedim. Hani ne renk bu şehir? İnsan bunu merak ediyorsun çünkü farklı kültürden insanların, ondan sonra farklı bir medeniyetin merkezine gitmişsin kendine, yani bulunduğu bir yere gitmişsin. O rengin şehri, o rengin dokusu böyle hızlıca da bir dolaşılsa beni ilgilendiriyor, yani böyle şeyler ilgimi çekiyor. Şöyle bir dolaştım, işte meydanına gittik orada da. Belediye binasını, yani böyle genel olarak şehrin işlediği yerleri gördüm. Ciddi bir Türk caddesi vardı, onu gördüm. Yani bizim şunu düşündürdü hatta bana Mannheim'de. Yani sanki hiç Türkçe, yani hiçbir yabancı dil bilmeseniz de orada insan bir müddet şey yapabilir, yani idare de o kadar çok. Hatta böyle çocuklara attım, video çekip. Sokaktaki o Türk caddesindeki bütün dükkanların isimleri de Türkçeydi ve bizim hani kullandığımız her şey orada mevcuttu. Diğer yerlerde öyle hissetmedim ama. Çok fazla Türk yaşıyor o zaman, evet, değil mi? Aslında binalar, kendi binaları, yapıları bozulmamış aynı şekilde ama alttaki dükkanlarda daha çok bizim arkadaşlarımız, yani bizim milletimiz yerleşmiş. Sonra oradan şeye geçtik, Heidelberg'e geçtik. Heidelberg'in de yine şeyini gördüm. Bir kaleleri var. Oraya gittim. İsmi neydi? Almanca telaffuzunu çok bilemeyeceğim. Ama oradan çok güzel şeyler anlatabilirim. Ve sonra toplantılarımdan sonra tabii ki şeye geçtik. Neresiydi? Berlin'e geçtik. Berlin'de yine sokaklarında bir dolaştık. Onların merkezlerine baktık ve buralardan hakikaten hani insan şöyle düşünür ya, bir şeyler öğrenirsiniz. Hani bir şeylerden ders çıkartırsınız ve bir şeyler öğrenirsiniz. Hakikaten çok şey öğrendim ben o sokaklardan. Arkadaşlarımın evlerine gittim. O evlere çıkarken gördüğüm şeyler. Niye diyeceksiniz? Bakın, başka bir medeniyetin içine gidiyorsunuz. Bu gözlemler niye önemli? Aslında Almanya ile kıyaslandığı zaman, bir kıyaslama yapmak için söylemiyorum ama coğrafi açıdan çok daha güzel bir ülkede yaşıyoruz bana göre. Ben memleketim olduğu için bunu söylüyorum, onu bilemem ama gerçekten coğrafi açıdan çok daha aydınlık, çok daha güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Güzel bir medeniyete de sahibiz. Fakat neden olduğunu bilmiyorum ama biz sahip olduğumuzu, değerlerimizi koruma noktasında çok zayıfız. Yani farkında biz, değiliz çünkü. Kuvvetle muhtemel
yine belki bizim üzerimizde o yapılan hesapların neticesi olarak hep yapboz siyasetleriyle bugüne gelmişiz. Hani her anlamda bu. Bu mimari anlamında da böyle. Daha önce haftalarda konuştuğumuz eğitim anlamında da bu böyle. Çünkü orada gençlerle falan da buluştuk. Şimdi en başından itibaren küçük küçük değerlendirmeler yapacak olursak. Mesela benim gördüğüm şuydu. Meydanlarda hiçbir şeye dokunulmamış. Her şey korunmuş. Öyle veya böyle korunmuş. Sonra özellikle Almanya'nın şehirleri yüksek binalara neredeyse rastlamıyorsunuz. Yani o kadar az ki yüksek bina. Şehirlerde işte en fazla 5 kat, 6 kat daha fazla çok fazla binaya rastlamadım. Hani illaki vardır ama şehrin yapısı, görseli bozulmamış. Şehirlerin rengi var. Mesela Mannheim'a gittiğim zaman kırmızının, kızılı, o tuğla renklerinin çok önde olduğunu gördüm. Ve evlerin içerisine girdiğiniz zaman, mesela Berlin'de kaç tane arkadaşa misafir olduk. Evlerde içeri giriyorsunuz mesela. Normalde eskiden o yapılar 120-150 yıllık yapılarmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim arkadaşlarımızın oturduğu evlerden bahsediyorum. 120 yıllık, 130 yıllık, 150 yıllık yapılar. Neden bunu söylüyorum? Bu arkadaşlarımız bizim çok yoksul falan değil. Şehrin yapısı hiç bozulmamış. Ve içine giriyorsunuz. Mesela Trabzanlar. Mobilya Trabzanlar var. Sanki Harry Potter'da bir film izler gibi. Yani onu orada gözlüyorsunuz. O Trabzan aynısıyla muhafaza edilmiş. Sonra o eski Avrupa filmlerinde görürsünüz. Yani o ahşap çakılı merdivenler. Onların hiçbirisi zaten dokunmak yasak. O yani tadilat dışında bir şey yapamıyorsunuz. Ve bununla görevli belediyenin tadilat ekipleri varmış. Onlar gelip yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani ve siz onlara dokunamıyorsunuz. Halbuki bu evlerde aslında bizim insanımız bu evlere çok şey katmış. Hepsinin anlattığı şu şey var. İlk oraya taşındıklarında bizim ilk kafile göç oraya işte yurt dışına biz şey verdiğimizde ne diyoruz? Gurbetçilerimizi ilk göndermeye başladığımızda çoğu evde eski evlerin hemen hemen hiçbirisinde evlerde duş yokmuş. Evlerde kendine ait tuvalet yokmuş. Bunu bütün giden gurbetçilerimizden dinleyebilirsiniz. Çok enteresan değil mi? Ve bana da gösterdiler. Mesela apartmanın 3. katında, 4. katında tek bir kapı var. İşte dediler bu normalde ortak kullanılan tuvaletler bunlar. Ve bizden sonra dedi, yani Türk milleti oraya gurbetçi olarak yerleşmeye başladıktan sonra evlerdeki ihtiyaçları, onlar orada biraz kendilerine yer bulup biraz para kazanmaya başladıktan sonra evlerin şeyleri değişmiş. Çünkü hiç bize göre değil yani. Tabii ki değil. Yani şu anda hiç Almanlar da o şekilde evet. kullanmıyorlar. Evet. Fakat bunu bizim kültürümüz sağlamış. O temizliği bizim kültürümüz onlara katmış. Ve her evde artık doğru düzgün tuvaletler, lavabolar, duşlar. Ama biz olsak bunu nasıl yaparız? Mesela bizim ülkemizde böyle bir şey olduğunda nasıl yaparız? Yıkarız, yıktırırız. Boşaltırız evi. Ondan sonra tekrar onu bir baştan yaparız. İçini böyle olabildiğince o günün şartlarında konforlu yapmaya çalışırız. Ama biliyor musunuz bu evlerde bir tane çatlak yok. Ne yapmışlar? O yapının içerisine bunu monte etmişler. Ve evler asansörsüz. Biz böyle bir şeye dayanabilir miyiz? Ne yaparız? Yıkarız evi. Baştan yaparız. Biz ne inşa ediyormuşuz? Ben şunu fark ettim. O evlerin bir kısmı İkinci Dünya Savaşı'nda bomba almış evler. Bazılarının mesela balkonu, zaten çok balkon kültürleri yok anladığım kadarıyla ama balkonu uçurulmuş evler var. Ama ev ayakta. Evde bir şey yok, evde bir çatlak yok, evde bir patlak yok. Anlatabiliyor muyum böyle hani onun yükü taşımasını engelleyici herhangi bir şey yok. Ve bu evler kalın taş evler. 100 yıllık, 120 yıllık, 150 yıllık evler. Yani bu, biz ne yapıyoruz? Bizim de böyle yapılarımız var. Biz onlardan vazgeçiyoruz. Biz kağıttan saraylar inşaat ediyoruz kendimize. Bakın konfor yapacağız. Biz devlet politikası olarak, biz genel bir yaklaşım olarak sahip olduğumuz hiçbir şeye sahip çıkmanın derdinde değiliz. Kağıttan saraylarda oturuyoruz. Ondan sonra belki biraz rahat ediyoruz bunlarda imkanı olanlar için. En azından eskiden bunları yaptırmış olanlar için söyleyeyim. Ama bir depremde o sarayın üstümüze yıkıldığını ve bizim mezarımızın olduğuna hepimiz şahit olduk.
Burada o kadar dikkatimi çekti ki, mesela asansör de yaptırmak isterseniz, eğer böyle bir şey varsa, eğer mümkünse, öyle bir imkan varsa arka tarafından o görüntüyü hiç bozmadan ona asansörü monte edebiliyor musunuz? Tabii çok büyük, onun için imkan ayırmanız gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sahip çıkıma var. Ben düşünüyorum şimdi, bizim mesela İstanbul'da restore edilen eski evlerimizde bile şu an insanların çoğu yaşamıyorlar. Yaşanmıyor yani bu evlerde. En iyi ihtimalle bu evler ne? İşte bir kafe olmuş. Yüzeyleri korunmuş, içleri tamamen değiştirilmiş. İçte de öyle o kadar bir koruma olayı yok. Veya işte bir restoran haline getirmiş. Veya bu tarz işlev görüyor. Çoğu da zaten mesela Anadolu'da da gitti. Biz Karabük'te de mesela bu tarz evleri gördük. Evet, bir Safranbolu şeyimiz var. Fakat buralarda bile gördüğümüz zaman çoğunun ya müze haline getirilmiş olduğunu ya da işlevini hani işlevsel olarak olayı çoğunun taşımadığını, o işlevini gerçekleştirmediğini görüyoruz. Halbuki yaşanıyor bakın. Burada yaşanıyor. Bir de sözünüzü keseceğim ama şöyle bir benim çok fazla sık karşılaştığım şöyle bir eksiklik de var. Planlamada çok eksiklik var, evet, bizde. Mesela ben Avcılar bölgesinde oturuyorum. Yaklaşık 2-3 yıldır sürekli yol çalışması var Avcılar'da. Bir gün bir sokak kazılıyor, bitiyor. Ertesi gün başka bir sokak. Bir gün bakıyorum sahil değişiyor komple. Seneye bakıyorum orası tekrar kazılıyor. Yani şehir şehir, tabii bu başka şehirlerde, başka bölgelerde de var. Ben kendi şehrimde gördüğümü örnek veriyorum şu an. İnanılmaz bir plan. Aslında bizim çok iyi şehir ve bölge plancılarımız var. Çok iyi mimarlarımız, mühendislerimiz var. Ama çok ciddi bu anlamda bir eksiklik var. Bizde planlamada çok ciddi eksiklik var. Çok haklısınız. Bizde çünkü planlamalar şehrin coğrafi yapısı, şehrin iklim yapısı, şehirde yaşayacak insanların yapısı planlanarak yapılmıyor. Biz o günün iktidarının, o günün rant sahiplerinin imkan isteklerine göre olayı planlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani ama benim gördüğüm öyle değildi Avrupa'da. Yani belki bütün Avrupa böyle değildir. Ben şimdi bütün Avrupa'yı gezmedim. Ama gezdiğim yerlerinden bahsediyorum. Yani bu böyle sanki hep böyle gitsin diye planlanmış şehir. Hani bu şehir böyle olsun. Mesela ortasında kocaman bir kanal, nehirle, işte denizle birleşen bir kanal var ve bu şehri ikiye bölüyor. Biliyorsunuz Almanya şey değil, yani bizim gibi üç tarafı denizlerle çevrili böyle bir ülke değil. Ama kanalını öyle ciddi kullanıyor ki, yani orada deniz ticareti yapılıyor. Denize buradan ulaşım sağlanmış. Biz elimizdeki değerlerimizi düzgün kullanamıyoruz. Hani hiçbirisini olması gerektiği gibi kullanmıyoruz. Biz böyle yapmış olmak için yapıyoruz. Adamın normal bir nehri, hani bunu taşıyacak bir şeyi olmadı ve bu yeni bir şey değil. Ne zaman yapılmış? İkinci Dünya Savaşı'ndayken de orada o kanal mevcut. Yani bu yeni bir şey değil. Ben şunu gördüm. İktidarlara göre değişmiyor bazı şeyleri. Bakın yine dikkatimi çeken bir şey. Yine binalardan devam ederek bu konuyu daha önce de söylemiştim. Belediye binasını gördüm. Belediye binası işlevini sürdürüyor. Ama belediye binası 100 yıldan fazla yaşı olan bir bina. Dışarıdan baktığınız zaman öyle güzel gözükmüyor. Şey gözükmüyor yani, böyle işte çarpıldım, şöyle işte şöyle modern, böyle modern. Öyle bir görüntüsü yok. Ama kendi yapısını, şehrin kendi yapısını yansıtan eski bir bina ve o eski bina hala belediye binası. Yani benim üzüldüğüm şey bu oldu. Biz sadece binaları yenilemekle uğraşıyoruz. İşte siz söylediniz, yollar sürekli. Bizim belediye çalışması demek bizim için ne demek? Kaldırım taşlarının değişmesi demek. Yani daha geçen yıl yerleştirilmiş olabilir, fark etmez. Çok rahatsız edici yani. Evet. O işi yapacak insanlar için bir para kaynağı oluşturmak sanırım asıl maksat. Kaldırımların yenilenmesi demek, kaldırım taşlarının yenilenmesi demek ya da yolların, sokakların tekrar baştan sökülmesi ve baştan yapılması demek. Şehrin zamanında doğru planlanamaması da demek aynı zamanda. Burada hayır, sonraki de düzgün olduğu için değil. Siyasi rantlar ön plana çıkıyor. Doğru insanlar doğru yerde liyakat değil mi? Hep değiller. Söyleyeyim. Yani bu şey anlamında da geçer. Yani
dediğim gibi çok güzel şehir ve bölge plancılarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz. Doğru insan doğru yerde değerlendirilse, insan gücünün olması gereken yerde olsa belki dediğiniz gibi bu sorunlar olmayacak. Tabii ki çok farklı şeyler konuşabiliriz. Yani burada bize ait olanlar inanın daha güzel. Yani ben gidip de böyle bir hayranı olmadım. Hı-hı. Ama şunu diyorum. Bize ait olanı biz korumuyoruz. Biz korumayı bilmiyoruz. Biz kendimize söylediğim gibi kağıttan saraylar yapmayı tercih ediyoruz. Sürekli bu haldeyiz. Hani biz icraati sanıyoruz ki yapılan binalardadır. Ama yapılan binalar değil. Mevzu insana ne kadar yatırım yapıldığı. Yine oradaki bir gözlemlerimden birini size aktarmak istiyorum. Pek çok gençle bir araya geldik. Şimdi Profesör Doktor Erder Başbey'in Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Projesi'nde hep bir şeyi vardı. Söyledi sınavsız üniversite. Bakın sınavsız üniversite. Bu çok çok önemliydi. Orada farklı bir versiyonuna şahit oldum. Çocuklar eğer okumak isterlerse, mesela üniversiteye gideceklerse, evet notlarının falan yüksek olması bekleniyor onlardan. Ona göre tercihlerini yapıyorlar. Ama eğer üniversite okumak, yüksek okul seviyesinde bir okul okumak istiyorlarsa meslek yapmak deniyor. Bazı meslekler özendiriliyor ve gençlerin, orada bir sürü gençle tanıştım. Çoğunun meslek yapmak diye bir şeysi vardı. Biz meslek yapıyoruz. Mesela şu anda özendirilen ana sınıfı öğretmenliği sanırım. Meslek yapıyoruz. Ne yapıyorlar meslek yaparken? Bir taraftan ana sınıfı öğretmenliği bunun kapsamında mı ondan çok emin değilim ama meslek mesela elektrikçi oluyorlar. Ondan sonra işte su tesisatçısı oluyorlar. Her birinin farklı farklı meslek yapmak dedikleri bir şey var. Haftada 3 gün staj yapar gibi gidiyorlar. Bundan para kazanıyorlar. Hani ciddi bir para kazanıyorlar. Kalan günlerinde de okulda ders olarak eğitim alıyorlar. Ve bu şekilde meslek sahibi oluyorlar. Ve meslek sahibi olduktan sonra da hiçbirisinden şöyle bir şey duymadım yani. İşsiz kalmakla alakalı bir şey duymadım. Yine mesela orada çok dikkatimi çeken bir şey. İşsiz olan vatandaşına verilen para. Yani bir sürü arkadaşla konuşuyor. İşsiz vatandaşına, çocuklara verilen para. Bu aslında Milli Ekonomi Modeli'nin sosyal devlet projeleri kapsamındadır. Profesör Doktor Aydar Başbey bunu yıllarca anlattı insanımıza. Biz insanımıza sahip çıkacağız. Biz vatandaşımıza sahip çıkacağız diye. Aslında gerçekten Bağımsız Türkiye Partisi işte Milli Ekonomi Modeli'ni, sosyal devlet projelerini parti programı olarak kabul edilmiş Bağımsız Türkiye Partisi'nin iktidarını görebilsek biz o zaman şunu göreceğiz. Almanya'dan da çok daha ileride, Avrupa ülkelerinden de çok daha ileride bir şekilde. İnsanımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için devleti tarafından asla aç bırakılmayacak ve insanca yaşama onuruna sahip olacak imkanlara sahip olacak. Ha, daha güzel bir hayat için, daha konforlu bir hayat için, daha güzel bir yaşam sürebilmek için ise çalıştığı işten onun kat kat fazlasını kazanacak. Almanya'da gördüğüm şey ne? Mesela açmaz belki bunu çözmeleri gereken şeylerden bir tanesi. Evet vatandaşının işte barınma ihtiyacını, ondan sonra yeme içme ihtiyacını düşünerek vatandaşına destek sağlıyor. Ama bu desteği sağladığı zaman eline geçen para, çalıştığı zaman eline geçen parayla arasında çok fazla bir fark yok. Ve bir tane işletmeci bir arkadaşımız var, onun ifadesini söyleyeyim. Mesela diyor 2100 euro teklif ediyoruz çalışana maaş olarak. Ama diyor ki ben zaten 2000 euroya yakın çalışmadığımda alabiliyorum. O zaman bu maaşım kesilecek. O yüzden bu para beni şey yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Burada çözülmesi gereken ne? Aslında yine milli ekonomi modeline daha da fazlasıyla ihtiyaç var. Çalışan insan o kadar güzel bir gelir elde edecek ki çalışamadığında, imkanı olmadığında bu ülke baba gibi devletine sahip çıkacak. Ama çalıştığında çalıştığının karşılığını alacak. Ben de şu öğrencilerin 3 gün çalışma kısmıyla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Okurken aynı zamanda pratik yaparsa bir öğrenci bu normal hayatta da iş hayatına daha sonraki süreçte daha kolay adapte oluyor. Dolayısıyla aslında bu Türkiye'de de şu an hani stajlar yapıyor öğrenciler ama tabii dediğiniz gibi rakamlar kazanılmıyor maalesef. Ama bütün öğrencilerin okurken aslında staj
yapıp boş zamanlarında da bu anlamda çalışmalarını ben hep söylüyorum çalışabilirler. Yani bunu ülkemizde şöyle, de yapabilirler. Şimdi çocukların kendi inisiyatifleriyle yapması değil. Şimdi bu meslek yapmak denilen şey böyle bir şey haline gelmiş ve ben ülkemizde yapılan stajları da biliyorum. Yani çoğu zaman o evrak üstünde kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani bir maaşı yok, bir karşılığı yok. Kişilerin kendini geliştirmek için çabalayabilir ama burada bir zorunluluk var. Yani o kişi 3 gün işe gider gibi gidiyor, gerçekten çalışıyor. Mesela kasiyer mi olacak? Diyelim ki kasiyer olacak. Yani bu devlet desteği olmadan yapılabilecek bir şey değil Gülçin Hanım. Kasiyer olmak için bunun şeyine gidiyor, okuluna gidiyor. Gidiyor kasiyer olarak. Yani orada ne öğretiyorlar ona? İşte nasıl müşteri karşılayacaksın? Ona ne diyeceksin? Nasıl? Bunu öğretiyorlar. Ve bu hani biz bu kadar öğrenmeyi küçümseriz bu ülkede. Burada gerçekten ciddi bir eğitim verilirken bir taraftan da haftada 3 gün çalışıp o çalışçılığında karşılığında gerçekten ciddi bir para kazanıyor. Yani bu güzel bir şey. Bizim de zaten meslek liselerinin önünü açmamız ve gerçekten hani herkes üniversiteye bu şekilde gitmek zorunda değil ki. Herkes mühendis olmak zorunda değil, herkes doktor olmak zorunda değil, herkes öğretmen olmak zorunda da değil. Ara elemanlara da çok ihtiyaç var bu ülkede. Gençlerin biraz bu anlamda kararlı olmaları, ne istediklerini bilmeleri. Bakın ya orada da bir şey var. Ben de eğitim sektörü içerisinde mesela yönlendiriyorum öğrencileri gerçekten. Ama bu ama bakın orada da ben şöyle bir şey gördüm. Kişiyle de alakalı bir şey. Ben birazcık inanmıyorum kişiyle alakalı olduğuna. Yönlendirmek de gerekiyor. Yani bakın, eğitim orada yine sistem bu şekilde işlemiyor. Kişinin şeyiyle değil. Evet seçim zor bir şeydir. Hani o yaşlarda seçim zor bir şeydir. Mesela yani çalıştığım gençlerden bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Abla dedi bu mecburi değil fakat dedi bize böyle bir imkan hak tanıyorlar. Bir yıl boyunca üniversiteye geçiş yapmak istiyor. Belli bir temel bilimi öğretiyorlarmış. Ve o bilim konusunda 3'er aylık olması lazım. Stajlar yaptırıyorlar. Ve ben dedi hangisini kendime daha yakın hissedersem orada okulumu okumaya devam edeceğim. Şimdi bu planlamayı ancak devlet yapabilir. Yani hükümet yapabilir. Doğru düzgün bir eğitim politikası. Doğru düzgün bir eğitim programıyla ne yaparsınız? Gencinizin önünü açarsınız. Ama sen ülkede çok ciddi bir ekonomik krizi oluşturacaksın. Önüne geçemeyeceksin bu ekonomik krizin. Herkes bir an evvel iş güç sahibi olup para kazanmanın derdinde olacak. Ve sonra onun böyle senelerini kaybedip kendini yetiştirmesini bekleyeceksin. Böyle bir şey yok. Şartlar her zaman hep istediğimiz gibi olmayacak, olmuyor. Yani böyle de bir realist olmak gerekirse bunu da artık kabullenmek gerekiyor. Hep bir şeyler mutlaka eksik olacak. O yüzden benim tavsiyem yani bir hoca olarak, bir akademisyen olarak elimizdeki imkanlarla neler yapabiliriz? Hani gençlere tavsiyem. En azından elimizdeki imkanları değerlendirip birazcık daha umutlu olmak adına neler yapabiliriz? Çok güzel bununla alakalı kurslar ya, da var. İdealist çocuklar bunu zaten yapıyorlar. Devletin vermiş olduğu ama bazı kurs. İnanın isteyenler o kadar güzel yapıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. İşte grafik kursuna gidiyor, İngilizce kursuna gidiyor, meraklı olan, ama isteyen. Ama mevzu şu, onun sonunda yine sahip çıkılıp işsiz kalmayacağınızdan emin olacaksınız. Yani bu işsizlik sorunu çözülmedi. Yani bu benim ülkemde oluyor. Ben size kesinlikle katılmıyorum bu konuda. Çünkü düşünün ki bir itfaiye şeyi oluyor, sınavı gerçekleşiyor. İnsanlar yani oraya alınacak 500 kişi müracaat ediyor 5000 kişi. Ve bunların çoğu bu konuda eğitim almamış üniversite mezunu gençler. Hiç kimse durduk yerde mesela itfaiyeci güzel bir iş. Ama hayali bu olmadığı halde gidip mecbur olmadığı zaman böyle bir şey müracaat ya da bir çöpçülükle ilgili belediyede bir sınav açılıyor. Ya geçen günlerde gördük insanlar lise mezunları girebiliyor diye üniversitelerine müracaat ettiler. Mezuniyetlerini iptal ettirmeye çalıştılar ki bu sınava girip o kadroya yerleşebilelim diye. Yani şimdi bu kadar elbette gençler zaten çok zekiler. Kendilerine bir kariyer çizme noktasında bir şeyler sizlerin verdiğiniz nasihat bana göre değerli. Fakat olayın gidişatını her zaman söylediğim gibi insanlar üzerinden çözemezsiniz. İnsanlar üzerinden çözebileceğiniz tek şey insanların artık nerede yanlış yaptıklarını görüp tercihlerini doğru yapmaları. Çünkü eğer siz önünüze birilerini seçiyorsanız seçtiğiniz insanların bu problemleri çözmek için orada olmaları lazım. Peki mesela neden seçiyorum ben önümdeki insanı?
Eğer ekonomiyle, eğitimle ilgili sorunu da ben çözeceksem, ben önümdeki insanı niçin seçiyorum? Niye bir Milli Eğitim Bakanı var? Gördük işte. Adalet Bakanı orada konuşuyor. Adalet Bakanı'nın yardımcısına mesajları geliyor. Bu da kameralara yakalanıyor. İşte yükseltme sınavıyla alakalı mesaj geliyor. Davanın öne alınmasıyla alakalı mesaj geliyor. Ve hiçbirisine hayır demiyor. Yükseltme mesajıyla ilgili olana tamam davanın öne alınmasını biraz belki anlayabiliriz. Ama yani kariyerinde yükselmek için ben Adalet Bakanı'nın yardımcısına ulaşmam gerekiyorsa o dalda, bunu ben her mevzunun bu şekilde olacağını kurgulamam çok da zor değil. Anlatabiliyor muyum? İşte milletvekiline selamınızı söylüyoruz. Biz bu kariyer şeyini bu şekilde... Hayır. Bu gençlik bizim. Bu ülke bizim. Kimseye ait değil. Biz şunun kıymetini bileceğiz. Seçimlerimizin nelere sebep olduğunu göreceğiz. Almanya'yı anlatırken kimseye hayran olacakları bir yer çizmeye çalışmıyorum ki ben hayran olmadım. Ama her yerden alınacak dersler var. Her yerde görülecek bazı şeyler var. Yine mesela kalede. Şuna gerçekten mesela kale duvarlarını, ondan sonra oradaki heykelleri görüyorsunuz. Orada bir eczane gördüm. Mesela eczaneden çok etkilendim. Çok her şeyle donanımlı bir eczane. Eskiden kalmış, müze halinde orada sergileniyor. Eczane hakikaten çok ilginçti. Yani işte bütün bitkilerle alakalı, hayvanlarla alakalı, ondan sonra laboratuvarları, yani gerçekten korumuşlar ve orada hani bu konuya ilgili bir insanın elde edebileceği bir sürü şey var. Yani oraya gittiği zaman bir korunmuşluk var. Ama kaleye giriyorsunuz, hani bizim kalelerimizle kıyaslamam gerekirse, ne bileyim, bana böyle duvardaki heykeller falan çok acı çekiyormuş gibi geldi. Ama bu benim hissiyatım olabilir. Tabii onu tarihçilere bırakıyoruz. Çok güzel bir yerde, şehri tepeden bakıyor bütün kaleler olduğu gibi. Korunmuş ama. Her şeylerini korumuşlar. Her yerlerini korumuşlar. Bizim de kendi değerlerimizi koruyup, yani hakikaten huzurun, adaletin beşiği olmuş bu coğrafyayı, dünya için tekrar adaletin, huzurun merkezi, beşiği haline getirmemiz lazım. Önce kendi insanımız için ve sonra bütün mazlum halklar için. Bunu yapmak çok zor bir şey değil ama sahip çıkmamız, oyumuza sahip çıkmamız, değerlerimize sahip çıkmamız, bize ait olana sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum yani. Efendim, bu benim 2023 yılının son enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %64.77 olurken ENAG'a göre %27.21 olarak hesaplandı. Bu Yeni Mesaj gazetesinin 4 Ocak Perşembe tarihli manşetini okuyorum, paylaşıyorum. Aradaki farkın yaklaşık 2 kat olması dikkat çekti. TÜİK'in açıkladığı %64.77'lik enflasyon son 22 yılın en yüksek yıl kapanış enflasyonu. Açıklanan aralık enflasyonuna göre memur ve emeklerin yeni yıl zamları da belli oldu diyor Yeni Mesaj gazetesi. Düşünceleriniz nelerdir? Şu anda herhalde en son açıklanan açlık sınırı bu enflasyona şey olarak 14.431 lira. Ama bu burada ne kadar kalacak? Şimdi enflasyon oranını söylediniz. Evet, TÜİK'e göre ve şeye göre farklı. Ama bu enflasyonun önü alınmadığı sürece 14.431 burada kalmayacak. Yani bu 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenme sınırı. Yani emekliye %38, memura %49 zam. Şu andaki şeye bakalım, asgari ücret açıklandı biliyorsunuz. 17.002 lira. Şu anda açlık sınırının üstünde gibi duruyor. Ama daha o açıklanmadan, şunların içerisinde de dahil değildir kuvvetle muhtemel. Enflasyon oranına da dahil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü otobanlara, otoyollara, köprülere çok ciddi oranda bir zam geldi. Yani çok ciddi bir oranda bir zam geldi. Sonra motorlu taşıt vergisi, hepsine çok ciddi oranda zam geldi. Ne oldu? Bu şimdi 17.002 lira para. Bu 2 lira da niye bilmiyorum, söylemeyeyim. Neyse, 17.000 lira bir maaşınız var diyelim ki. Haftada 6 gün çalışıyorsunuz.
Ki Avrupa'da bunun da saatleri düşürülüyor. Yani bizim ülkemizde böyle 5,5 gün bir çalışma sistemi var. 17 bin lira para kazanıyorsunuz. Belki Ocak ayında açlık sınırının üstünde, belki Ocak ayının ilk 15 günü açlık sınırının üstünde bir maaş aldım diyebilirsiniz. Ama inanın, şimdi otobanlar arttığı zaman, zaten petrol fiyatları sürekli artmaya devam ediyor. Otoban arttığı zaman buraya gelen, çünkü bu açlık yemekle alakalı bir şey. Bütün bu konulan şeylerin çoğu hani dengeli beslenmek, açlık sınırında dengeli beslenmek. 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenmesi düşünülerek hazırlanıyor. Bunun üzerine hazırlanıyor bu plan. Ne olacak? Otobanlar arttı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti arttı diyelim. Ondan sonra TEM ücreti arttı. Otobanların hepsi arttı fiyatları. Ne oldu? Zaten akaryakıt ücreti sürekli artmaya devam ediyor. Anadolu'dan kalktı et, geliyor bana doğru. Ne oldu? Zamlandı. Çünkü maliyeti arttı. Buğday çıktı, un geliyor benim şeyime doğru, şehrime doğru. Ne oldu? Otobanlar geçiyor, köprüler geçiyor. Yine ne oldu? Yine maliyet arttı. Yine bu üstüne zam koymak zorunda. Yani şu anki zam öyle söylenildiği gibi, çoğunu söylüyorum hani genel anlamda, sadece işte marketlerin böyle şeyle yaptıkları, pervasızca yaptıkları bir zam değil. Bu zam maliyetin artmasından kaynaklanan bir zam. Yani enflasyonu durduramadığınız sürece, enflasyona bir set çekemediğiniz sürece verdiğiniz maaşın da bir anlamı yok. İşte siz maaşla söylediniz. Maaşla birlikte her şey zamlanıyor zaten. Enflasyon. Bu burada kalmıyor. 14.435'in maaşa da bir kere zam gelecek. Öyle anlaşılan o. Bize ilan edilen o. Ama bu 14.431 lira çok kısa bir süre sonra 17 bin lirayı zaten geçecek. Çok kısa bir süre. Şey, bakın ilk 6 ay geçmeden 20 bin lirayı görecek. Ama benim maaşım 17 bin lirada kalacak. Yani bizim baştan beri söylemeye çalıştığımız şey şu. Ve bunun içerisinde konuttur, ulaşımdır. Hani bu tarz ihtiyaçlar da yok. Ne yapmamız lazım? İnsanca bir yaşamı istememiz lazım. Yani burada şu anda maaşların ne kadar arttığı değil mesele. Mesele benim ihtiyacım olan şeylerin parasının ne kadar arttığı. Yani onlar arttığı sürece benim elime geçen bir işe yaramıyor. Ki şu anda mesela emeklilerin alacağı maaş zaten çok komik. Artıştan sonra SGK ve Bağkur emeklilerinin, sanırım hani işçi emeklilerinin ve Bağkur emeklilerinin maaşı 10.200'ler civarına mı geliyor? Açıklandı biliyorsunuz. En düşük olanı işte 7.500'den sanırım 10.000'ler civarına gelecek. 10.000. Ne işe yarayacak? Bakın şu anki açlık sınırının bile ciddi oranda altında. Yani şu anki açlık sınırının en az 4.000 lira altında. Bu maaşla emekli ne yapacak? Artık eskisi gibi bir enerjisi de yok ki. Hani emeklilik ne demek? Bunun asıl açılımı ne? Emekli aylığı ne demek aslında? Yaşlılık aylığı demek, değil mi? Yaşlanmışsınız, ülkenize hizmet etmişsiniz ve artık o maaşla da düzgün bir şekilde geçinebilmeniz lazım. Bu yaşlılık aylığı açlık sınırının 4.000 lira altında. Ya bununla nasıl geçinecek bu insanlar? Çok güçlü değil ki yani, gitsin hamallık yapsın, yük taşısın, hani ne bileyim işine devam etsin. Zaten belli bir yaşı aşmış. Belli bir hizmet süresini geçmiş. Bu insanların tüketmesi lazım. Ama tüketecek hiçbir güç vermiyorsunuz eline. Fiyatlardan peki şu an haberiniz var mı? Mesela bir mağazaya gittiğinizde, bir markete gittiğinizde ya da bir manava gittiğinizde. Mesela en son ben mandalina aldım, 44 TL'ydi bir markette, özel bir markette. Pazara baktığımda pazarda 20 liraydı. Mesela fiyatların bir anda bir artışı oldu, sonra düştü fiyatlar. Sonra tekrar çıkar gibi oldu, şu an böyle normalde kaldı. Şimdi biz artık şey, geçen işte pazarda konuşuyor insanlar, duyuyorum, diyor ki işte çarşamba günü pazara gittim annemle. Fiyatlar düşmüş, normalleşmiş. Aslında fiyatlar şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Fiyatları bir anda yükselttiler, bir anda fiyatlar düşünce biz şey olduk, fiyatlar düştü gibi. Fiyatlar aslında normal zaten olması gereken
gibi şu an. Yani şu an fiyatların oradaki olaydan bahsediyorum, yani hadiseden bahsediyorum. Yani spesifik olarak sizin belki hani bir tane meyveyle gördüğünüz şey aslında yaygın bir fiyat düşüklüğünü ben görmedim. Hani yani bir tane meyvede olabilir. Normal seyrinde şu anda. Şeyi bekliyorum. Kestaneyi ben Aydınlıyım. Bizim orada biz kışın hep sobanın üstünde kestaneyle büyümüş çocuklarız. Mesela fiyatını birkaç hafta bekledim. Fiyatının düşmesini bekledim kestane almak için. Ama düşmüyor, artıyor. En son eşim 250 liradan almış. Pazarda normal. Pazardan aldım. Ben normaldi. De işte kalitesi vardı. 180 liralık olandan aldım. Ama bu yani bandı. Şimdi ben buna düşük mü diyeceğim? Ben buna yüksek mi diyeceğim? Bir şey yok. Yani bizim şu anda diyorum ya, maliyetler çok yüksek olduğu için ben bu fiyatlara yüksek diyemiyorum. İnsanlarda bak, şöyle bir psikoloji var şu anda. 44 lira olunca da düş yüksek diyemiyorum. Sürekli bir zam, hani sürekli son zamanlarda zam artışları arttığı için, hani fazlaya böyle alıştığı için insanların şu anda böyle, benim gözlemlediğim pazarda normal. Aslında bilmiyorum yani, yine başka bir örnek daha vereyim. Siz belki hani hep çıkmıyorsunuz, ben hep pazara çıkıyorum, her hafta çıkıyorum. Balık mesela, ben dedim ki şeyin başında, işte balık mevsimi başladığı zaman herhalde bu yıl dedim balığı çok yiyeceğiz, yani daha uygun olacak fiyatı. Ama şu an pazarda da çok zamlandı, iki katına çıktı fiyatı. Yani hiçbir şey öyle düşmüyor. Hani ben düşen bir şey görmüyorum. Belki birkaç tane meyve o an için, o hafta fazla geliyor. Ondan sonra belki o şekilde oluyor. Ama ben fiyatlarda ciddi bir düşüş görmüyorum. Ama fiyatlarda ciddi bir artış var. Hani hep var. Çünkü artmaması mümkün değil. Niye? Çünkü maliyet artıyor. Hani o fiyatın sabitlenebilmesi için maliyetin sıfırlanması lazım. Hı-hı. Mesela şu devletin açtığı tarım satışı kooperatiflerine de gidiyorsunuz. Doğru düzgün hani düşük fiyatta diyebileceğiniz bir ürün yok. Zaten eğer bir fiyat sabit kalıyorsa, daha önceki haftalarda da söylemiştik. Mesela gıda ürünlerinde, peynirde, birazcık kaşarda bir frenleme görüyorsun. Çünkü bakıyorsun kaşar eski kaşar değil. Yani olayın kalitesini düşün. Ne yapacak? Hani onun fiyatını ya zam yapacak fiyata. Yarım yağlı kaşar. Yani fiyata ya zam yapacak üretici ya da ne yapacak? Maliyetini düşürecek. Zam yapıyor, bu sefer millet alım gücü olmadığı için elinde kalıyor. Maliyeti aşağı düşmesi için, düşürmesi ise çok tehlikeli. Bu sefer belki de sağlıksız ürünler tüketmeye başlıyoruz. Hani yeterince istediğimiz, mesela eski tadıyla şu anki tadının aynı olmadığını zaten hepimiz görüyoruz. Yani bu şekilde baktığımız zaman ben mesela sütten de örnek verebilirim. Yani düşmüyor fiyat. Çünkü bizim evimizde çok kullanılan şeyler bunlar. Belki bir ara olduğu kadar çok hızlı yükselişi biraz frenlendi işte. Ama bakıyorsunuz 24 lira yarım tam yağlı değil yani. Sütün üstünde zaten yazıyor artık. Yüzde bilmem kaç kadar yağlı. İşte yağı azaltılmış. Böyle baktığınız zaman aslında zamın devamı ettiğini gayet şey bir şekilde, ben mesela buraya gelmeden önce de bir markete girdim. Hem de ucuz olduğunu düşündüğüm için bir markete girdim. Ama fiyatlarda bir uygunluk, bir şey yok. Tercih ediyorsunuz. Kalitelisini mi alayım, diğerini mi alayım? Mesela önceden siz bir üst kaliteyi tercih ediyorsanız, bütçenize yetiştirmek için alt kaliteyi tercih ediyorsunuz. Ama yine yetiştiremiyorsunuz. Çünkü yetiştirmek mümkün değil. Niye? Elinizde ne kadar var? Emeklisiniz. Daha almadık gerçi ama aldığımızı düşünelim. Elimizde 10 bin lira bir para var. Hadi daha yüksek şeyden emekli olmuş olalım. Elimizde olsun 15 bin lira para. Bir eğer market, bununla, bak eğer bununla evi siz geçindiriyorsanız ve bir ev alamamışsanız, size ailenizden kalma bir ev yoksa, bununla nasıl İstanbul'da ayakta kalacaksınız? Nasıl kalacaksınız? Elimizdekilerin şu an, annem bunu hep şey diyor, elindekilerin kıymetini çok iyi bil. Her şey çok pahalı şu anda. Geçenlerde bir markete girdim, süt aldım. Çok da dediğiniz gibi pahalı olduğunu düşünmediğim bir market. Normalde aslında sütü ben biraz daha organik almayı severim ama o an oradan aldım. Sütü kaynattım, süt böyle plastiğe dönüşür gibi oldu. Yani bunu çocuklarımıza içiriyoruz. Yani şimdi ne demek istediğim daha iyi anlaşılmıştır herhalde. Ve şey oldum, yani bunların bir de denetlenme olayları var yani. Şimdi Almanya'daydık, arkadaş yoğurt yapmış. Dediği şu oldu,
O da zaten hani Türkiye'ye sık sık gelip giden bir arkadaş. Yoğurdu dedi hazır sütle yaptım ama dedi Türkiye'deki gibi süt tuzu değil bak dedi yoğurt tuttu dedi yani. Çok güzeldir yoğurdu mu yiyin dedi buradaki dedi hani şey. Şimdi bu fiyatı frenleyeceğiz derken olayı öyle bir noktaya getirdik ki doğru söylüyor. Türkiye'de diyor eğer hazır sütle yoğurt çalmaya kalksan sünüyor diyor. Asla diyor bu şekilde tutmuyor diyor. Çünkü diyor süt süt değil. Anlatabiliyor muyum? Evet sütü 20 bandı artık zaten çok uçuktu. 20 lira oldu dediğimizde hepimizin böyle hani dudakları uçuklayacaktı. Şimdi 30 bandına çıkartmamak için ne yapıyor bu sefer? İşte maliyetten kısıyor. Biraz önce söylediğimiz şey maliyet kısıldığı zaman da kalite düşüyor. Ama bu öyle hani kıyafetin kalitesi düşük olur üstünüze giyersiniz. Ama bazı şeylerin kalitesinin düşüklüğü kabul edilemez. Mesela çantanızın kalitesi düşük olur. Hadi kısa sürede kullanırız ama yemeğin kalitesi düşük olduğu zaman insan vücudu bundan etkilenir. Sonra çok hastalıklar, tehlikeli. Kanser vesaire değil mi? Gibi bir hastalıklar binanın artıyor. Kalitesini düşüremezsin. Çünkü en ufacık bir depremde nasıl onların yıkıldığını sonra hep beraber görüyoruz. Bu şekilde insan hayatını etkileyecek şeylerin kalitesini düşüremeyiz. Aslında hiçbir şeyin kalitesi düşmemelidir, orası ayrı. Ama bunlar bizzat birebir insan hayatıyla alakalı şeyler. Yani şu anda düşünebiliyor musunuz? Biz ülkemizde yani küçük boylu kalan bodur çocukları konuşuyoruz. Niye? Beslenemedikleri için. Halbuki Atatürk'ün hayalini beraber burada dillendirmiştik. Ne diyordu? Dalağı şişmemiş, benzi sararmamış, düzgün beslenen çocuklar hayal ediyorum her yerde diye. Bunun için çalışıyorum diye. Biz şu anda benim ülkemde beslenemediği için boyu uzayamayan çocukları konuşuyoruz ya. Hangi yüzyıldayız biz? Niye insanımıza bakamıyoruz? Bu kadar zengin bir coğrafyada. Niye insanımıza bakamıyoruz? Niye açlık oyunlarındaki gibi yaşıyoruz biz? Bir taraf neredeyse kusma noktasında yiyor. Bir taraf karnını doyuramıyor. Doyurursa ekmekle, makarnayla doyuruyor. Kusura bakmayın ya bunu anlamamız mümkün değil. O yüzden yine ben müsaade ederseniz birkaç gözlemimi daha aktarmıştım. Yine aktarmaya devam edeceğim. Biz şu şekilde yaşıyoruz siyaseti. Bizi taraftar olmaya alıştırdılar. Taraftar oluyoruz. Düşünmeyi bırakıyoruz. Halbuki benim dinim düşünmeyi emreder. Akletmeyi emreder. Düşünmeyi bir tarafa bırakıyoruz. Ve takımım kazansın diyoruz. Bakın ben Almanya'da yine bir gözlemim aktım. Hatta İtalya'da da. Dedim ya şehir merkezlerini, belediye binalarının olduğu yerlere gittiğim zaman tabii ki belediye seçimlerinin belki bir ay öncesinde falan oluyordur yani afişleri, pankartları bir şeyleri. Düşünün ki Noel arifesinde. Şehirlerde kendine göre bazı planlar yapılmış, icraatlar yapılmış bir şeyler. Çünkü güvenlikle ilgili bir önlemler alınması gerekiyor. Yani belediyeler çalışıyor. Ama bir tek yerde dahi belediye başkanının resmini görmedim ben. Kimsenin görmedim. Hani ülkenin başbakanının resmini de görmedim. Hiçbir yerde. Çünkü biraz şeyle bakıyorum yani. Öğrenmek için, gözlemek için bakıyorum. Ve şehir merkezlerine gittim. Başbakanın resmini görmedim. Belediye başkanının resmini görmedim. Sonra oradaki gençlerle konuştum. Bizim genel başkanımız biliyorsunuz bir ifade kullanmıştı. Ben Avrupa'nın yarısından çoğunu gördüm, gezdim. Hiçbir belediye başkanının resmini görmedim. İnsanlar da tanımazlar demişti. Gerçekten bizim oradaki Türk gençlere ve hepsi hayatın içinde bu çocuklar çalışmayan çocuklar değil. Hayatın içinde çocuklar. İşte kimi yeni evli, işte kimi meslek yapıyor, kimisi iş güç sahibi. Bu tarz gençlerle konuşuyorum. Belediye başkanınız kim diye sordum onlara. Bir tanesi belediye işçisi konumunda bir çalışması olduğu zaman yılda bir defa belediye başkanı gelip tanışırmış. Oradan sebep ben dedi, gördüm dedi. Diğer gençlerin hiçbirisi belediye başkanlarının isimlerini bilmiyordu. Gençler diyorum ama kadın kollarımızın ekibimizin içerisindeki bunlar yani siyasetle alakalı arkadaşlarımız. Onlar dahi yaşadıkları şehirdeki belediye başkanının ismini bilmiyorlardı. Biz Cumhuriyet'in 100. yılında sokaklarımızda belediye başkanlarımızın resimlerini gördük. Atatürk'ten daha fazlaydı. Yani biz böyle bir algısı. Sonra bir seçim oluyor, bir genel seçim oluyor. Yani artık nereye baksan görüyorsun ya. Partilerin, özellikle iktidar partisinin şeyi ne? Nereye baksan görüyorsun.
Bu nasıl bir şey? Biz algılara oy veriyoruz. Geçen Kerim Bey'le de konuşurken böyle reklamların peşinden koşuyoruz deyince o demişti işte algılarla değil olgularla diyorsunuz. Evet, biz artık algılarla yönetilmeyi bir tarafa bırakmalıyız. Yani bundan vazgeçmeliyiz. Reklamları bir tarafa bırakmalıyız. Çocuklarımız için, kendimiz için neye ihtiyacımız var? Bunların peşinden koşmamız gerekiyor bizim. Ve çok enteresandır, genel başkanıma bir kere daha hak verdim. Biz çok ciddi bir şekilde belediye imkanlarıyla, devlet imkanlarıyla reklamları izliyoruz. Yani bizim imkanlarımızla reklamlar izliyoruz ve kendimize bir taraf seçip sonra da kendi tarafımız kazansın diye bekliyoruz. Halbuki o imkanlar bize ait. Bizim kazanmamız nasıl olur? Bize yapılan, insanımıza yapılan yatırımlarla olur. Eğer bunların önünü açabilirsek, böyle bir siyaset arzular, böyle bir siyaset için çabalarsak, bunun için çözümlerimiz olursa olay bambaşka bir yere gidecektir. Şu anda yerel seçimler öncesindeyiz. Lütfen insanımız çok iyi düşünsün. Artık bu ya o ya o siyasetinden vazgeçelim. Gerçekten liyakatli insanlarla yolumuza devam edelim. Bağımsız Türkiye Partisi'nin de incelemelerini istiyorum. Genel başkanımızı da, adaylarımızı da takip edelim. Yine güzel bir gelişmedir, açıklanacak. İstanbul'da mesela bizim iki tane büyük ilçemizin adayı kadını olacak. Bakırköy ilçe adayımız, kadın bir adayımız olacak. Küçükçekmece ilçe adayımız, kadın bir aday olacak. Belirlendi, yani bunlar ilan edilecek. Aslında hani kadın veya erkek olarak da değerlendirmiyorum ben. Tabii ki kadın ile değdiği zaman olayın farklı olacağına inanmakla beraber liyakatle, şu anda mesela ince elenip sık dokunuyor ki kim bu millete daha iyi hizmet edebilir? Hizmet edecek kadrolar ve hizmet edecek projelerle. Yani bizim yık yap. Yani bundan artık vazgeçmemiz lazım. Biliyorsunuz yeni daha Japonya bir deprem yaşadı. Bizim Güneydoğu illerimizde yaşadığımız işte Maraş depremiyle aynı büyüklükte bir deprem yaşadı. 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadı ve 40 saniye sürdü. Nereden baksanız birebir aynı bile diyebiliriz yani. Hani tabii ki farklılıklar vardır. Pek çok açıdan birbirinin aynı bir deprem. Ama yıkılan bina sayısına, olayın felaketinin büyüklüğüne baktığımız zaman orası da çok sık bir nüfusun yaşadığı, hani orada da çok az insan yaşamıyor. Buna rağmen işte 60 küsür kişi sanırım şu anda. Tabii ki bir insan bile değerlidir. Ama mesela hem Türkiye'yi bilen hem de Japonya'da bilen bir mühendisin, uzmanın dilinden dinliyorum. Buradaki yapılanmayı ve buradaki şeyi anlatıyor. Tabii bunu da belki apayrı bir gün tekrar değerlendiririz. Zaten 6 Şubat'ın da şeyini yaşayacağız. Zaten felaket olur diyor. Bir daha bu tekrar ederse, bu İstanbul'da olursa büyük bir felaket olur. Kadınların siyasetteki yeri, başarıları, dünü ve bugünü önümüzdeki programda bunlara da tekrar değineceğiz. Efendim burada çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, ayaklarınıza sağlık. Bir Kadın Gözüyle programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.